Evet, günaydın arkadaşlar. Günaydın Ali Bey. Bugün sabah keçilerimizi sağacağız, değil mi? Evet. Önce bu siyah kızı sağalım. Ama bu sağalım. Yavrusu bize ağıldan atlar mı şimdi? Dur kızım, gel. Bu da Diego'su. Atlayabilir. Dur, 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 gelme. Gelecek o. Gel kızım, kızım. Süt alacağız kızım. Sütümüzü sağacağız kızım. Ben sana yem vereceğim. Bak kızıma. Ben kızımı neler getirdim, gördün mü? Annesi. Kızım, kızım. Kızım bana süt verecek. Maşallah Hamida'nın öğrediğin kınaları da güzel olmuş. Yakışmış evet. Sana. Torunları sünnet kınası. Evet. Kızım. Evet, sen köye gelince beslenmesi iyi olunca süt biraz daha bol, değil mi? Farkı değil tabii. Ne kadar iyi beslenirse o kadar tabii biraz süt de şu kızıma ayıralım. Bu kız daha büyüyecek. Ne kadar iyi süt içerse o kadar iyi beslenecek. Evet. Yoncaları. Gel kızım, gel, gel, gel. Kızına mı ayırıyor artık bu sütün gerisini? Herhalde. Kızına mı ayırdın kızım sütü? Gelsin mi onun kızı? Az daha alalım mı? Geliyor ki. Bak nereden atlayacak şimdi? Evet, annemin sütünü ben alayım diyor. Tamam kızım. Ben kim çıktı alsaydım? Hı? Az daha az. Emsin bakalım. Bugünlük emsin hadi. Gel kızım. Tutabilir misin? Dur. Hayır kızım, emsin. Gel kızım, gel. Gel kızım, benim. Evet, şu anda oğlak, koca oğlak olsa bile illaki annesinden süt istiyor. Kızım. Gel kızım. Tamam. Ana benim küçüklerime. Kızım. Süt var mı kızım? Gel. Kızlarım. Günaydın kızlarım. Evet. Burada mı sağalım, dışta mı? Günaydın. Minnaklarım benim, çikimlerim. Evet. Bu biraz oğlaklarına mı saklayacak bilmem sütünü. Oğlaklarına, kızlarını da saklayacak bunlar. Minnak günaydın kızım. Senin sütünü ne zaman alacağız? Ama bunun yavrusu büyüyecek, iyice. Zaten kendisi küçükken yavru yapacağı için belki kendine, bebeğine anca besleyebilir. Kızım. Bak kızım, pamuk kızım, kızım. Kızım.
Ne yapacağız kızım? Ne istediniz? Nasıl sesleniyor oradan? Yoncalarını çok dökmüş bu oğlakla ya. Galiba... Şey, tekneler ufak ya. Hı hı. Evet, şimdi sığım işi bitince ben o çam dallarından getireyim bunları. Herkese birer tane dal asayım. Zaten sarı çok seviyor dalı. Bir güzel kahvaltılarını yapsınlar. Onlar kahvaltısını yaptıktan sonra biz yapalım. Bundan sonra soğanımızı gazmaya gidelim. Başka ne işimiz vardı bugün Hamide Hanım'la? Mısır mı çapılacaktık? Mısır çapılanacak. Mısır çapılanacak. Soğan, sarımsak kazacağız. Tamam. Dur kızım. Evet, tamam. Evet, kahvaltılarını yiyecek bunlar da. Aa, yem. Evet. Yem yiyecekler ama herkes yem sırasını geçti. Evet. Bak seninki nereden giriyor? Bak, 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 bak. Kıskanıyorlar. Ayrı ayrı tabak ama bunlar ikisi aynı tabağa. Sarı. Sarıyı dışta verelim değil mi? Ha. Sarı gel oğlum. Git oğlum. Git. Hadi oğlum. Git. Gel. Bak git bak oğlum, bak annen peşinden gitsen. Döktürdü mü biraz yemi? Tabii o... Heyecan yapıyor çok. Evet. Şimdi karakızım kaldı. Onu da getireyim. Gel, gel oğlum gel. Onun kapıyı... Ha, tabii onun dışta özel yedireceksin galiba. Evet. Bu biraz torpilli. Torpilli. Evet sarı olan. Minnak dışa mı çıkacaksın kızım? Hayır hayır. Kapıyı kıracaksın kız. Kızım. Sütün aldığımız sütü bu yemlerden üretiyor. Efendim? Minnan gemine mi? Herkesin yemini bu sarı yemek istiyor. Ama olur mu canım? Bak sen çekiştin ya sırtının üstünün tüyleri nasıl kalktı? İçerideki
Evet. Yemler de verdik. Şimdi şey verelim değil mi? Çam dalı. Dün akşam ben dal kesmeye gittim ya Hamide Hanım. Dal keserken biraz terlemişim herhalde. Motorla gelirken az üşüdüydüm. Üşüdüğüm için birazcık öksürük var. Kızım gelsin gelsin. İllinin yeri de budur. İllin tekneden yemeyecek. Nenesinin elinden yiyecek. Evet. Nenesi. O da geldi. Pamuk kızdır bunlar. Evet. Şimdi çam dallarını asalım mı? Asalım. Bunlar oradan yesinler. Kasaya koy ver oraya. Bunları atalım. Şimdi aslında bu sarı, kara kız, ak kız üçü bir arada da olsa oluyor ama sadece yemek şey dal yerken süserler birbirine. Evet, bu çam dallarını dalını keçiler yiyor. Odununu odun yapıyoruz değil mi Hamide Hanım? Evet. Ocakta. Çay kaynatıyoruz. Evet. Sütümüzü pişiriyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Yani doğal yöntemle pişiyor çayımız. Evet. Yemeğimiz. Hem de bu hayvanlarımıza yem yerine geçiyor. Çünkü reçeneli akmalı olduğu için kozalak şurubunun kozalakları bu dalların uçlarında oluyor zaten. Yani reçeneli pürçük deniyor bunun şeyi. Bu hayvanı çok yaradığını söyleniyor. Tabii bunu keçiye yediriyoruz. Ağaçlarından da odun yapıyoruz. Ateşli kullanıyoruz. Bize tüpten tasarruf yani masrafımızı da azaltmış oluyor. Hamide Hanım bu yavrular orada kırışıyor ama. Sarı yapma oğlum, beraber yiyin işte. Neyi süsüyorsun? Evet arkadaşlar. Bu şeyinin kabuğunu nasıl yiyor bakın. Bu bunlara çok yarıyor. Yani yemden falan daha besinli bir kabuk. Bak yazık oradan geldi. Kızım nasıl çıkacaksın oradan? Evet ocağımız geçmiş. Hamide Hanım kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim Ali Bey. Ne yapıyorsun şu anda?
Mısırların fasulyemi ot basmış. Onları çapılıyorum. Evet. Çok otlanmış değil mi? Evet. Biraz zamanı geçmiş bunu. Evet. Onun için biraz zorlanıyor çapılmayı da. Evet. Şimdi ben de yardım edeyim sana. Beraber çapılayalım, tamam mı? Çapılayalım, iyi olur. Evet. Düşünmen yine yeterli. Düşünmez miyim canım seni ya? Sıcaktı, sen yorulma. Beraber çapılayalım. Ondan sonra eve gidip yemeğimizi hazırlar, yemek yeriz. Bir öğlen tatili uyku çekeriz. Şuna bak, otlara birer karış olmuş. Çok olmuş ya. Şu hayvanın dibindeki filizleri de uzasak iyi olur galiba sanki, değil mi? Ay, biraz daha nefes alır. Evet. Şimdi otlarını yolalım önce. Çok ot var, çok. Çok. Ama biraz sık mı olmuş hamidanım bizim bunlar? Araları çok yakın mı, değil mi bu böyle? Bazıya sık olmuş. Evet. Sık olmuş. Onlara çok var ha? Evet. Ayar yapıp biteceğiz galiba. Çok sık olanlarını yolacağız. Evet arkadaşlar, şu anda mısırımızı, taze fasulyemizi çapa yapıyoruz. Çapayı devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Abone olmayı unutmayın.